5. sınıf beceri temelli sorular 2. kitap matematik dersi sayfa 54 1. soru. Bir masanın etrafında oturan 4 öğrenci var. Bu 4 öğrencinin kendi bakış açılarına göre uçakla geminin konumlarını söylemişler. Bunlardan hangilerinin verdiği bilgi yanlıştır? Önce bakalım Gülberk'e. Gülberk nerede? Gülberk burada. Gemi uçağın bir birim yukarısının. Gemi, uçağın bir birim yukarısı geldik. İki birim sağı. İki birim sağı. Gülberk'in sağ tarafı bu taraf olduğu için bu bilgi doğru. Gemi uçağın iki birim aşağısının bir birim sağındadır. Mert'e bakalım. Mert burada arkadaşlar. Gemi uçağın iki birim aşağısında. Evet, iki birim aşağıya indik. Bir birim sağında. Mert'in sağ tarafı bu taraf olduğu için. Evet bu bilgi de doğru. Gemi uçağın iki birim yukarısının bir birim sağında. Eren'e göre arkadaşlar. İki birim yukarısının, evet iki birim yukarısının bir birim solunda. Buradan iki birim gittik, bir birim solda. Bu da doğru. Yanlış olan Nil'in vermiş olduğu cevap. İkinci soru. Birbirlerine olan uzaklıkları her yerde aynı olan doğrular hiçbir yerde kesişmediklerinden paralel doğrulardır. Bu burada bana 6 tane doğru vermiş. Hangileri birbirine paraleldir? Birbirine paralel olan doğrular hiçbir zaman kesişmezler. Hiçbir zaman kesişmeyecekleri için ikisinin de doğrultusunun aynı olması gerekiyor. Burada baktığımız zaman A64'te arkadaşlar bakın şuradan şöyle. Burada A64'e bakalım arkadaşlar. A64'te 2, 4, alt tarafının 6 birim. F09'da alt tarafının 2 birim. Yukarıya doğru 2 birim. Yukarıya doğru 2 birim olduğu için A64 ve F09 doğruları hiçbir zaman kesişmezler ve paraleldir. Sayfa 55 3. soru. Dik açı 90 derece, doğru açı 180 derece. Burada bana bazı gezegenlerin eksen eğikliklerini vermiş ve bunları gruplandırmış. K grubu eksen eğikliği dik açı en yakın olan gezegenin dönüş hızını. L grubu ise doğru açıya en yakın olanı vermiş. L grubu doğru açıya en yakın arkadaşlar. Burada 177 derece yani Venüs var. Venüs L grubu olmak zorunda. Dolayısıyla ben A ve C şıkkını eledim. Daha sonra 90'a en yakın olan buradaki Uranüs 98 derece. Cevabımız B seçeneği. Dördüncü soru. Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçası çiziminde uç noktaları birbirine göre konumunda kullanılan birimler dikkate alınır. At üzerinden kum zemine mızrak atılarak oynanan bir oyunda oyunculara mızrakların kum zemine saplanan kısımlarının uzunluklarına göre puan verilmiştir. 5 oyuncunun aynı uzunluktaki mızraklarla katıldığı bir oyunda mızrakların kum zemine saplanmış kısımları kareli zemin üzerinde modellenmiş ve mızrakların kime ait olduğu üzerlerine yazılmıştır. Buna göre hangi oyuncu Kerem ile aynı puanı almıştır? Kerem'inkine bakalım arkadaşlar. Şu alt tarafı bir birim, yukarıya doğru. Şöyle 3 birimin birleşiminden oluşmakta. Aynısı olması için hemen bakalım 1 birime 3 birim. Erdem'inkine baktığımız zaman alt tarafı 1 birim. Yukarıya doğru 3 birimin kesişmesinden oluşan doğru. Dolayısıyla Erdem ile Kerem'in attıkları aynıdır. Sayfa 56 5. soru. Bir doğru parçasına paralel bir doğru parçası çizilirken üç noktanın birbirine konumu dikkate alınır. Bir oyun bahçesinin giriş kapısı iki kanat doğru her iki kanatta iki tarafa açılıyormuş. Bana altta sol kapının açıldığında sağ kapının konumunu soruyor. Sol kapının açıldığına bakalım arkadaşlar. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare. 6 kare yana gitmiş ve yukarıya doğru 1, 2, 3, 4 kare gitmiş. Ben o zaman şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare gittim. Aşağı doğru da 4 kare. 2, 3, 4 kare yani 3 numara olacaktır. Cevabımız B şıkkı. 6. soru. Şekil 1'deki dikdörtgen kağıt tam ortadan ok yönünde ikiye katlanıp şekil 2'deki duruma getiriliyor. Daha sonra şekil 2'de oluşan kağıt tam ortadan ok yönünde katlanarak şekil 3'teki duruma getiriliyor. Son olarak şekil 3'te oluşan kağıt buradan da kesiliyor. Buna göre kağıdın tekrar açılmasıyla oluşan çokgen kaç kenarlıdır? Evet bu soruda arkadaşlar önce ikiye katlanmış daha sonra o da ikiye katlanan için 4 parça olmuş. Onu da tekrar ikiye katlamış. Burada benim 8 parçam var. Ve 8
parçalı bir kağıdın köşesine kesildiği için bir sekizgen oluşmaktadır cevabımız. B şıkkı. Sayfa 57, 7. soru. Dar açının ölçüsü 0 ile 90 derece arasındadır. Yukarıdaki 21 eş çubuktan oluşan ve tam açıldığında 120 derecelik açı yapan bir yarpaze modeli verilmiş. Ardışık iki çubuk arasında oluşan açılar birbirine eşittir. Yelpaze tam açıldığında ilk çubuk ile son çubuk arasındaki açının dar açı olması için bu yelpazenin sonundan en az kaç çubuk çıkartılmalıdır? Buradaki açımız arkadaşlar toplam 120 derece oluşturduğuna göre 21 eş çubuktan oluşan 21 eş çubuktan oluştuğu için burada toplam 20 tane açı oluşur. Ben 120'yi 20'ye böldüğüm zaman her bir açının 6 derece olduğunu görebiliriz. Bize ne diyordu? İlk çubuk ile son çubuk arasındaki açının dar açı olması için, yani benim buradan 90'dan küçük olması için arkadaşlar ben 90'ı 6'ya bölüyorum. 1, 6 çıkarttım. 3, 30 içinde 6, 5 kere var. 15 tane açım olursa arkadaşlar 90 derece olur. 90'dan küçük olması için benim 14 tane açı olmam gerekir. 14 tane açı için bana 15 tane çubuk gerekiyor. Burada 21 tane çubuk olduğu için bana 15 çubuk gerektiği için 6 tanesini çıkartmam gerekiyor. 8. Bir noktadan bir doğruya çizilen doğru parçalarından en kısa olanı noktanın doğruya çizilen dikmedir. Burada bir okul bahçesindeki görünümü vermişler. Bu modelde basketbol sahasında bulunan farklı renkteki 3 top mavi nokta ile gösterilmiş. Bu toplardan okul binasına en yakın olan okul binası burada. Bakalım okul binasına en yakın. Şöyle şu noktaya bakıyorum. 1, 2. Buna bakıyorum. Şöyle çapraz gidiyorum. 1, 2, 2,5. Bu zaten daha uzun. En yakın olan kırmızı. Demek ki şuradaki benimki kırmızı. K diyorum. En uzak olan turuncu. Buradaki de turuncu. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Siyah kaldı. Buradaki de siyahtır. Bana spor salonuna göre diyor. Spor salonuna bakalım şuradan. 1, 2, 3. 3,5 burası. Siyaha bakalım. 1, 2, 3, 4. Siyah 4. Kırmızı zaten en uzak. En yakın turuncudur. Turuncu, turuncu. C ile de yeledik. En uzak ise buradaki kırmızıdır. Yani cevabımız B şıkkı. Sayfa 58, 9. soru. Dar açının ölçüsü 0 ile 90 derece, geniş açı ile 90 ile 180 arasındadır. Bir kepçe operatörünün kepçeyi hareket ettirirken kullandığı mekanizmalar ve işlevleri verilmiş. C mekanizmasının kolu bir yönünde hareket ettiğinde kepçenin A köşesindeki açı büyüyor. İki yönde hareket ettiğinde ise açı küçülüyor. Buradaki C, burası arkadaşlar, kolu bir yönünde, yani kolu geri çekerse kepçenin A köşesindeki açı büyüyor. Yani şöyle büyüyor. İki yönünde hareket ettirirse küçülüyormuş. D mekanizmasının kolu bir yönünde hareket ettiğinde kepçenin B köşesindeki açı küçülüyor. İki yönünde hareket ettiğinde açı büyüyormuş. Kepçe yukarıdaki konumdayken A ve B köşesindeki açılar dik açıdır. Kepçe operatörü yukarıdaki konumda bulunan kepçenin A köşesindeki açının dar açı, B köşesinin içe geniş açı olmasını istiyor. Buna göre hangisini yapması gerekiyor? Burada A köşesi dar açı olacaksa küçülmesi gerekiyor. Burada ne diyordu arkadaşlar? Bir yönde hareket ettiğinde kepçenin A köşesindeki açı büyüyormuş. Bir yönde hareket ettiğinde büyüyorsa küçülmesi için arkadaşlar iki yönde hareket etmesi gerekiyor. C'ninkini bulduk. C'ninki iki yönde de hareket etmesi gerekiyor. Hemen şıklarımıza bakalım. Zaten A ve B şıkkını elemiş olduk. D mekanizmasına bakalım. Bir yönünde hareket ettiğinde kepçenin B köşesindeki açı küçülüyor. Burada bana geniş açı olacağı için büyümesi gerekiyor. İki yönde hareket etmesi gerekiyor. İkisinin de iki yönde hareket etmesi gerekiyor. Cevabımız D şıkkı. 10. soru. Umut bir yüzeyi mavi, diğer yüzeyi beyaz renkli kare şeklinde kağıtları aşağıdaki gibi 3 farklı şekilde katlıyor. Daha sonra kağıtları açıp katlama çizgilerinden keserek elde ettiği şekilleri isimlendiriyor. Buna göre Umut aşağıdaki şekillerden hangisini elde etmiş olamaz. Evet, şekil 1'de şöyle 1, 2, 3, 4 şöyle bir şekil oluşuyor arkadaşlar. Bu bir yamuktur.
Şekil 2'ye bakalım. Şekil 2'de 1, 2, 3, 4, bir beşgen oluşmuş. Şekil 3'te 1, 2, 3, 4, 5, altıgen oluşmuş. Burada olmayan paralel kenardır. Sayfa 59, 11. soru. Bir saatteki kısa çubuğa, akrep, uzun çubuğa, yelkovan denir. Deniz yukarıdaki duvar saatine 13 ve 22'de baktığında akrep ile yelkovan arasındaki açıları ölçmüş ve vermiş. Deniz her saat başı bu duvar saatine bakıp akrep ile yelkovan arasındaki açıları ölçerek oluşan her farklı açıyı modellemiştir. Buna göre Deniz bu modellemenin kaç tanesinde akrep ile yelkovan arasında oluşan açı geniş açıdır. Evet, şimdi saat 13'te 30 dereceymiş, 14'te olduğu zaman arkadaşlar şöyle yine dar açı olacaktır. 15'te bir dik açı olacaktır. Bana ne diyor arkadaşlar? Geniş açıydı diyor. O zaman 16'da geniş açı olacaktır. 17'de geniş açı olacaktır. 18'de bir doğru açı olacaktır. Daha sonra 19'da şöyle olacak arkadaşlar. Yine geniş açıdır. 20'de geniş açı. 21'de şöyle bir dik açı olacak. 21'i almıyoruz. 18'de de geniş açı olmuştu arkadaşlar. Bunu da almıyoruz. Daha sonra 20 ve 21'de de dar açı olacak. Toplam 4 tanesinde geniş açı olacaktır. 12. soru. 8 farklı levha verilmiş. Bu trafik levhaları hazırlarken çevrelerindeki farklı geometrik şekilleri kullanılmıştır. Yukarıdaki trafik levhaların çerçevelerinde kullanılan geometrik şekiller ile ilgili hangisi doğrudur? Hepsinin köşegeni vardır. Buradaki cisimlerin hepsinin köşegeni yoktur arkadaşlar. İki tanesi üçgen şeklindedir. Bakalım üçgen. Buradaki üçgen. Evet, burada da üçgen. Başka üçgen olan var mı? Yok. Bu doğru. Dört tanesi dikdörtgen şeklindedir. Dikdörtgene bakalım. Bir. Başka yok arkadaşlar. Bir tanesi altıgen şeklindedir. Altıgene bakalım. Buradaki dur levhası 1, 2, 3, 4. Burası 8 gen arkadaşlar. Başka da altıgen yok. Bu da yanlış. Doğru olanı zaten bulmuştuk. B şıkkı. Sayfa 60, 13. soru. Bir teknoloji festivalinde çocuklar için tasarlanan bir oyunda birim kararı ayrılmış. Şekil 1'deki oyun pisti üzerindeki başlangıç noktasına bir robot yerleştirilmiş. Oyunun kuralı şekil 2'deki gösterilen panel üzerinde verilmiş. Bir defa basılmasına robotun rengini belirttiği ok yönünde hareket etmesi sağlanmış. Buradakine bakıyoruz. Panelde sırayla 3 defa pembe. Evet, başlangıç noktamız burada. Pembe ne demek arkadaşlar? Alt tarafı dediği için 3 defa alta gidiyorum. 1, 2, 3 defa alt. 2 defa yeşil sol tarafa. 2 defa gittik. 5 defa mavi yukarıya 5. 1, 2, 3, 4, 5 yukarı gittik. 4 defa sarı sağ tarafa, 2, 4 defa N noktasına gelmiş olduk. 14. Bir doğru parçasının eşit uzunluktaki doğru parçası çiziminde uç noktalarını birbirine göre konumlandırabilimler dikkate alınır demiş ve Türkiye haritası verilmiş. Mersin'de yaşayan Zeynep bu nokta üzerinde Mersin'in iline ve gitmek istediği 5 ili birer nokta ile göstermiş. Harita üzerinde gösterilen bu noktalara Zeynep'in gitmek istediği hangi iki ilin Mersin'e olan uzaklıklarının birbirine eşit olduğu söylenebilir. Evet, buradan arkadaşlar Mersin'den Konya'ya gitmek istediği zaman şöyle çaprazdan gidiyoruz. Yozgat'a baktığım zaman arkadaşlar çaprazdan 3 kare gidiyoruz. Konya'da 2 kare gidiyoruz. Trabzon'a bakalım. Çaprazdan 2, 4 gittik. Çanakkale'ye bakalım. Çanakkale'ye şuradan çaprazdan şöyle gidiyorum. Çanakkale'nin arkadaşlar bakın. Yan tarafa doğru 1, 2, 3, 4, 5. Yukarıya doğru 3. Erzurum'a bakalım. Yan tarafa doğru bakın arkadaşlar. 5, yukarıya doğru 3. Erzurum ve Çanakkale'ninkiler birbirine yakındır. Cevabımız D şıkkı. Sayfa 61, 15. soru. Yukarıda verilen 3 kare bu kareleri eş karelerden oluşan aşağıdaki zemin üzerine yerleştirilmiş. Daha sonra bu 3 kare zemin üzerindeki aşağıdaki belirtilen karelere getirilmiş. Başlangıçta bulunduğu karenin 4 birim sağında ve 2 birim aşağısında bulunan kareye gitmiştir. Başlangıçta bulunduğu karenin 4 birim sağında. Bakalım 4 birim sağına 1, 2, 3. 4 birim sağında ve 2 birim aşağısında bulunan 1, 2. Yani buraya gelmiş. Başlangıçta bulunduğu karenin 2 birim solunda, 1, 2 birim solu burası,
Bir birim yukarısına getirmiş. Şurası. Evet, ikincisi de şuraya da 2 diyelim arkadaşlar. Başlangıçta bulunduğu karenin 5 birim sonuna. 1, 2, 3, 4, 5. 4 birim yukarısı. 1, 2, 3, 4. Buna da 3 diyorum arkadaşlar. Yeni oluşan şeklimiz soruyor. 3, 2, 1 oldu çarpılar şekilde arkadaşlar. Şuradaki 3 dediğimiz noktalı olandı. Noktalı olan hangi şıkta var arkadaşlar bakalım. Noktalı olan evet burada, ikisi de noktalı. Hemen diğer şekillerde yanlışlık olmaması için tekrar kontrol edelim. 2 numaram tamamen taralı olandı. O zaman cevabımız C seçeneğidir. Sayfa 62, 16. soru. Metin Vali eş birim karede ayrılmış zeminden oluşan bir tahta üzerinde turuncu, kırmızı, sarı, mavi ve yeşil renkli 5 boncukta bir oyun oynuyor. Metin Ali'ye kendi oyun tahtasının üzerine yerleştirdiği boncuklardan birinin diğerine göre konumunu söylüyor. Ali de boncukların konumunu doğru bir şekilde belirleyerek kendi oyun tahtasına yerleştirmeyi istiyor. Metin kendi yerleştirdiği boncukların konumuyla ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir. Turuncu boncuk sarı boncuğun 2 birim aşağısında. Turuncu boncuk sarı boncuğun 2 birim aşağısında. Turuncu boncuk sarı boncuğun 2 birim aşağısında ve 1 birim solunda. Sarının 2 birim aşağısında ve 1 birim solunda. Evet, burası oldu. Başka buna benzer var mı arkadaşlar? 2 birim aşağısında, 1 birim solunda. Evet, bu da oldu. Evet, D şıkkı da doğru. B ve D arasında kaldık. Devam edelim. Yeşil boncuğun ise 3 birim sağındadır. Yeşilin 3 birim sağındaymış arkadaşlar. Yeşil boncuğun 3 birim sağında, 1 birim yukarısında. Turuncuya bakalım. 1 birim yukarısında. Tekrar bakıyorum arkadaşlar, özür dilerim. 1 birim yukarısı, 3 birim sağında. 1 birim yukarı, 3 birim sağ. B şıkkı sağladı. 1 birim yukarısı, 3 birim sağ. D şıkkı da sağladı. Diğer renge bakalım. Mavi boncuk, turuncu boncuğun 2 birim solunda. 1 birim yukarısında. 2 birim solu, 1 birim yukarısı. B şıkkı sağladı. 2 birim solu, 1 birim yukarısı. Evet, D şıkkı da sağladı. Kaldı kırmızı rengimiz. Kırmızı boncuğun ise 1 birim aşağısında, 2 birim sağında. Evet, baktığımız zaman arkadaşlar B şıkkının bu durumu sağlamadığını görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Sayfa 63, 17. soru. Bir doğru parçasını eşit uzaklıktaki doğru parçası çiziminde uç noktaların birbirine göre konumunda kullanılan birimler dikkate alınır. Eş karelere ayrılmış zemindeki AB doğru parçası ve bazı noktalar verilmiş. Kalemle B noktasından başlayıp isimlenen noktalardan birer defa geçecek şekilde kaldırmadan AB doğru parçasına eş doğru parçalar çizilecektir. Eş diyor arkadaşlar. Baktığım zaman AB'nin alt taraftan 2, yukarıya doğru 3 birim karelerin kesişmesinden oluştuğunu görüyoruz. Evet, bakalım A şıkkını. CF diyor arkadaşlar. C'den F'ye çiziyorum. C'den F'ye çizdiğim zaman 2, 3 doğru. F'den I'ya geldiğim zaman 2, 3 doğru. I'dan J'ye çizdiğim zaman yine 2, 3 oldu. Doğru. Bana zaten doğruyu sorduğu için ben A şıkkında doğruyu bulmuş oldum arkadaşlar. 18. Üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Bulut iş yerinin deposunda bulunan ampulü değiştirmek istemektedir. Bunun için bir merdiveni yukarıdaki duvara yaslayarak ampule ulaşmıştır. Buna göre bulut merdiveni duvara zeminle kaç derece açı yaparak bu şekilde yaslamıştır. Evet, burada 156 derece vermiş. 156 derece arkadaşlar buradaki duvarın şuradaki merdivenin ayağıyla yapmış olduğu dış açı 156 derece. İçindeki açıyı bulmak için ben, burası bir doğru açı olduğu için 180'den 56'ya çıkarttığım vakit buradaki içindeki açıyı bulmuş olurum. Evet, 24 derece bulduğumuz burası arkadaşlar. Merdivenin duvarla yaptığı açı bana zeminle kaç derece açı yapacak şekilde olduğu için şurayı bulmam gerekiyor arkadaşlar. İç açıları toplam 180 olduğu için 90'la 24'ü topluyorum. 4, 114. 180'den 114'ü çıkartıyorum. Zeminle yapmış olduğu açı 66 derecedir. Sayfa 64, 19. soru.
Dik açı 90 derece, dar açı 0 ile 90 arası, geniş açı 90 ile 180 arası bilgi verilmiş. Ersin öğretmen tahtaya bir çöp adam çizip bu çöp adam üzerinde oluşan bazı açıların ölçülerini göstermiş. Ersin öğretmen öğrencilerin şekil üzerinde gösterdiği bu açılardan K köşesindeki açıyı dik açı, L köşesindeki açıyı dar açı, M köşesindeki açıyı geniş açı yapmak için bu açıları kaç derece azaltmaları ya da artırmaları gerektiğini sormuştur. Bakalım buradaki K açısını dik açı yapacağı için 142'nin 90 olması için 142'den 90 çıkartıyorum. Kaç derece azaltmam gerekiyor? 2, 52. K açısını 52 derece azaltmam gerekiyor. Zaten şıklarda C'yi, D'yi çıkarttık. A ya da B. İkincisine bakalım. L açısı dar açı olacakmış. L 133'müş arkadaşlar. Dar açı olması için bunun 89'a düşmesi gerekir. 133'ten 89'u çıkartıyorum. 13'ten 9 çıktı. 4 burada kaldı. 2, 12'den 8 çıktı. 4. 44 derece azalması gerekir. L 44 derece cevabımızı zaten bulduk. Sayfa 65, 20. soru. Yukarıdaki ikizkenar üçgen şeklindeki renkleri dışında özdeş 9 tane levha verilmiş. Bu levhalar önce şekil 1'deki gibi, sonra şekil 2'deki gibi kenarlara çakışacak şekilde süsleme yapılmış. Buna göre elde edilen şekil 1'deki süslemede KLM açısının ölçüsü. Bunlar ikizkenar açı olduğu için arkadaşlar, ikizkenar açı da buradaki iki açı birbirine eşit. Burası farklıdır. 9 tane olduğu için arkadaşlar, buradaki 9 tane açının şu ortadaki yapmış olduğu açının toplamı 360 derecedir. 360'ı ben 9'a bölüyorum. 40 derece. 40 derece buradaki benim tepedeki açım arkadaşlar. Tepedeki açım 40 derece ise üçgenin iç açısı toplam 180 derece olduğu için ben 180'den önce 40'ı çıkartıyorum. 140. Bu 140 buradaki iki eşit açının toplamıydı. Dolayısıyla buralarda 70 derece olacaktır. Bana neyi soruyordu arkadaşlar? K, L, M'yi soruyor. Dolayısıyla şurası benim 40 derece. Şuradaki açım da 70 derece. 40 ile 70'i topluyorum. 110 derece. Sayfa 66, 21. soru. Tuğba öğretmeni üçgenleri sınıflandırarak iki gruba ayırmış ve aşağıda yazmış. Açılarına göre dar, dik, geniş, kenarlara göre eşkenar, çeşitkenar, ikizkenar. Tuğba öğretmen öğrencilerden bu grupların her birinden birer tane üçgen türü seçerek seçtikleri iki üçgen türüne aynı anda uyan bir üçgen çizmeleri istemiştir. Buna göre aşağıdaki verilen renk çiftlerinin hangisini seçen öğrenciler her iki üçgen türüne uyan üçgeni çizemezler. Sarı ve pembe. Sarı dar açı olacak, eşkenar olacak. Eşkenar üçgende 3 açı da eşit olduğu için buralar 60'ar derecedir. Buradaki 60 derece dar açıdır. Aynı zamanda eşkenardır, çizilir. Turuncu ve mavi dik açılı ve ikizkenar olacak. Şimdi şöyle çiziyorum. Dik açı olduğu zaman arkadaşlar burası 90 derece. İkizkenar olması için buralarda 45-45 oldu mu bu da sağlamıştır. Yeşil ve pembe geniş açılı ve eşkenar olacak. Geniş açılı ve eşkenar olması için arkadaşlar eşkenarda bütün kenarlar eşit olduğu için burada 60-60 olan eşkenardır. Yeşil ve pembe sağlamaz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.